Bu dersimizde araç teknolojisi atölyesi dersine ait olan araçlarda temel elektronik işlemler modülünün elektronik devre elemanlarının kontrolü konusunu işleyeceğiz. Dersimize elektronik devre elemanlarını tanıyarak başlayalım. İlk devre elemanımız diyottur. Diyot nedir? Diyot tek yöne elektrik akımını ileten yarı iletken maddelerden yapılmış iki uçlu bir devre elemanıdır. Diyotun yapısı nasıldır? Diyotun P ve N olmak üzere iki tane kutbu vardır. P kutbuna anot, N kutbuna ise katot denilmektedir. Diyottan akım geçişi olabilmesi için uçları nasıl bağlanmalıdır? Diyotun P kutbuna yani anot ucuna artı, N kutbuna yani katot ucuna eksi uçlar bağlanarak gerilim verilirse diyot doğru polarize olur ve akım akmaya başlar. Diyotta ters polarizasyon ne demektir? Diyodun P kutbuna eksi, N kutbuna artı uçlar bağlanarak gerilim verilirse, yani uçlar ters yönde bağlanırsa, anoda eksi, katoda artı olarak bağlanırsa, o zaman bir akım geçişi olmaz. Buna da ters polarizasyon denilmektedir. Diyotlar ne amaçla kullanılmaktadırlar? Diyotlar genellikle alternatif akımı doğru akıma dönüştürmek için kullanılırlar. Buradaki görselimizde diyot çeşitleri ve sembolleri görülmektedir. Şekilde görülen diyot çeşitleri normal diyot, tunel diyot, varikap diyot, şorki diyot, zener diyot, led diyot ve fotodiyottur. Diyotun sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? Diyotların işlevselliği avometre veya seri lamba ile kontrol edilebilir. Avometre ile kontrol edilirken avometrenin seçim anahtarı yani komütatör, şekilde de görüldüğü gibi diyot kademesine alınır. Daha sonra kırmızı uç diyotun anot ucuna, siyah uç ise diyotun katot ucuna temas ettirilir. Ekranda direnç değeri görülürse uçların yeri değiştirilir. Ekranda sonsuz direnç değeri görülürse diyot sağlamdır. Bozuk bir diyot iki yönde de iletime geçer. İki yönde de direnç değeri gösterir ve avometre iki yönde de sesli uyarı verirse bu diyot arızalıdır. Buradaki görselimizde diyot sağlamlık kontrol tablosu görülmektedir. Ölçü aletimizin artı ucunu diyotun artı, ölçü aletimizin eksi ucunu diyotun eksi ucuna bağladığımızda bir direnç değeri görüyorsak ve ölçü aletinin uçlarını ters çevirip tekrar diyota bağladığımızda sonsuz değer görüyorsak bu diyot sağlamdır. E, aynı ölçümleri yaptığımızda iki tarafta da iki yönde de sıfır veya sonsuz değer görüyorsak bu diyot kısa devre yapmıştır ve arızalıdır. Bir diğer elektronik devre elemanımız da dirençlerdir. Direnç ne demektir? Direnç terim olarak elektrik akımına karşı gösterilen zorluktur. Direnç birimi ohm'dur. Elektronik devre elemanı olarak dirençlerin görevi nedir? Elektronik devre elemanı olarak dirençler devreden geçen akımı istenilen düzeyde sınırlayarak onu belli bir değerde tutarlar. Dirençlerde ohmik değer ne demektir? Dirençlerin devreden geçen akımı istenilen düzeyde sınırlama değerine ohmik değer denilmektedir. Dirençlerin sınırlama değerlerine elektrik veya elektronik devrelerinde 0,01 ohmdan birkaç mega ohm'a kadar dirençler kullanılabilmektedir. Direnç çeşitleri buradaki şekilde gösterilmiştir. Dirençler karbon direnç, termistörler, fotodirenç, varistör ve potansiyometre olarak çeşitlendirilirler. Dirençlerin ohmik değerleri nasıl tanımlanır? Dirençlerin ohmik değerlerini tanımlamak için iki yol vardır. Dirençlerin ohmik değerleri ya üzerlerinde doğrudan rakamla yazılır ya da renk kodları ile belirlenir. Dirençlerin üzerinde genellikle, şekilde de görüldüğü gibi, 4 tane renk şeridi bulunmaktadır. Bu şeritlerden soldan 3 tanesi direncin ohmik değerini, en sağdaki şerit ise direncin toleransını vermektedir direnç kontrolü nasıl yapılır? Direnç kontrolü avometre ile yapılır. Avometre komutatörü direnç pozisyonuna getirilir. Uçlar direnç uçlarına temas ettirilir. Kablo uçları artı veya eksi olması önemsenmez. Ölçü aleti ile okunan değer renk kodları sayısal değerleri ile karşılaştırılır. 1 kilo ohm ve 1 mega ohm kaç ohm eder? 1 kilo ohm 1000 ohmdur. 1 mega ohm ise 1000 kilo ohm o da eşittir 1 milyon ohm etmektedir. Buradaki görselimizde trenç renk kodları görülmektedir. Buradaki renklerin sayısal karşılıkları, çarpan değerleri ve toleransları tabloda gösterilmiştir. Tablo incelediğimizde örneğin turuncu renginde sayısal değeri 3'tür. Bu çarpanda 10 üzeri 3 olarak gösterilir. Bu da 1'in yanına 3 tane 0 konulacağı anlamına gelmektedir ve 1000 değerindedir. Örneğin mavi incelediğimizde bunun sayısal değeri 6'dır. Bu çarpan değeri 10 üzeri 6 olarak gösterilir ve 1 rakamının yanına 6 tane 0 konulacağı anlamına gelmektedir. Buradaki görselimizde dirençler üzerinde bulunan renkler yardımıyla omik değerlerinin hesaplanması görülmektedir. En üstteki direnci incelediğimizde bu dirençte birinci rengimiz turuncu ve bunun kas sayısı tablodan bakıldığında 3'tür. İkinci rengimiz yine turuncu. Bu da 3'tür. Üçüncü rengimiz burası çarpan kısmıdır. Ve bu kahverengi. Bunun sayısal karşılığı da 1'dir. E, dördüncü rengimiz gümüş rengidir ve bunun toleransı göstermektedir. Bu da tablodan baktığımızda %10'dur. İlk iki rengimizin rakamlarını yan yana yazıyoruz. 3 ve 3 rakamını yan yana yazdığımızda 33 çıkmaktadır. Daha sonra çarpan değerine bakıyoruz. Bu da kahverenginin karşılığı 1 olduğundan dolayı bunun yanına çarpan değeri kadar 0 yazılmaktadır. O zaman 33'ün yanına bir tane 0 koyduğumuzda bu direncin ohm değeri 330 ohm olmaktadır. Toleransı da %10'dur. Üçüncü elektronik devre elemanımızda transistördür. Transistör nedir? Transistör girişine uygulanan düşük seviye elektrik sinyallerini yükselterek akımdan ve gerilimden kazanç sağlayan, ihtiyaç halinde anahtarlama elemanı olarak da kullanılabilen yarı iletken bir devre elemanıdır. Kaç çeşit transistör vardır? Transistörlerin yapımında kullanılan maddelere göre PNP ve NPN türünde iki temel türü vardır. Buradaki görselde NPN tipi ve PNP tipi transistörlerin fiziksel yapısı ve şematik sembolü görülmektedir. Transistörlerde bulunan uçların isimleri nelerdir? Transistörlerde şekilde de görüldüğü gibi 3 adet uç vardır. Bunlardan birincisi emiter, ikincisi base ve üçüncüsü de kolektör ucudur. Transistörlerde bulunan uçlar arasındaki iletim nasıl gerçekleşmektedir? Kolektör ile emiter arasında akımın iletime geçmesi, base ucuna uygulanan gerilime bağlıdır. Yani beyz ucu gerilim ile tetikleme yapıldığında emiter ve kolektör arasında iletim başlar. Transistörler hangi malzemeden yapılırlar? Transistör malzemesi germanyum ve silisyumdur. Transistörlerde emiter ve kolektör arasının iletken olması için beyz ucuna uygulanan gerilim kaç volttur? Transistör malzemesi germanyum ise B ucuna uygulanan gerilim 0.2 voltu aşınca, silisyum ise B ucuna uygulanan gerilim 0.6 ile 0.7 voltu aşınca kolektör ve emiter arası iletken olur. Transistörün iletime geçebilmesi için uygulanması gereken polarma nasıl olmalıdır? Transistörün doğru çalışabilmesi ya da iletime geçebilmesi için doğru yönde polarma yani gerilim uygulanması gerekir. Bunun için transistörün emiter ve beyzi doğru, kolektörü ise ters polarma yapılmalıdır. NPN tipi transistörlerin beyz ucuna artı uyguladığımızda iletimin gerçekleşmesi için diğer uçlara uygulanması gereken akım nasıl olmalıdır? NPN tipi transistörlerin beyz ucuna artı uyguladığımızda iletimin olabilmesi için kolektöre artı ve emitere eksi uygulanmalıdır. PMP tipi transistörlerin beyz ucuna eksi uyguladığımızda iletimin gerçekleşmesi için diğer uçlara uygulanması gereken akım nasıl olmalıdır? PNP transistörlerde beyz ucuna eksi uygulanınca emiterden kolektöre akım geçişi olur. Bu sırada emitere artı ve kolektöre de eksi verilir. Transistör ayakları nasıl tespit edilir? Transistör ayaklarını tespit etmek için ilk olarak avometre diyot ölçme konumunu alınır. Avometre uçlarından biri transistörün 3 ayağından herhangi birine değdirilerek sabit tutulur. Bu ayak genellikle orta uçtur. Daha sonra diğer uç iki ayağa da birer birer temas ettirilir. Diğer iki ayağın da avometrede değer göstermesi gerekmektedir. Sadece birinde değer görünürse avometre uçları yer değiştirilir. İki ayakta da değer gösterene kadar bu deneme yapılır. Her iki ayakta değer gösterirse en küçük değer gösteren ayaklar ele alınır. Bu durumda sabit tutulan ayak base, küçük değer gösteren kolektör ve boşta kalan ayak ise emiterdir. Base ayağı şekilde de görüldüğü gibi avometrenin artı ile temas etmişse e, bu transistör NPN. Beyz ayağı avometrenin eksi ile temas etmişse bu sefer transistörümüz PNP tipi transistördür. Transistörün beyz emiter ve beyz kolektör uçları ters polarma edilirse ölçü aleti ol veya 1 şeklinde maksimum gerilim değerini gösterir. Dördüncü elektronik devre elemanımız da kondansatördür. İki iletken levha arasına dielektrik adı verilen bir yalıtkan madde konulmasıyla elde edilen ve elektrik enerjisini depo edebilen devre elemanına kondansatör denilmektedir. Kondansatörün gösterilişi ve birimi nasıldır? Kondansatör C harfi ile gösterilir ve birimi farattır. Farad çok büyük bir birim olduğu için uygulamada faradın az katları olan mikrofarat nanofarad ve pikofarad kullanılmaktadır. Kondansatörün sembolü şekilde görülmektedir. 1 farad 10 üzeri 6 mikrofarad, 10 üzeri 9 nanofarad ve 10 üzeri 12 pikofarada eşittir. Kondansatörün şekilde de görüldüğü gibi polyester film, seramik, tantalum, elektrolitik, süper kapasitör ve polyester film gibi çeşitleri bulunmaktadır. Kondansatörün sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? Kondansatörün boş olduğundan emin olunmalıdır. Bunun için kondansatör uçları birbirine temas ettirilerek kısa devre yapılır ve kondansatör deşarj edilir. İlk olarak avometrenin seçim anahtarı diyot kopukluk kontrol kademesine alınır. Daha sonra avometre uçları kondansatör ayaklarına artı artıya ve eksi eksiye gelecek şekilde temas ettirilir. Sıfır veya sonsuz direnç çıkarsa kondansatör arızalı. Direnç değeri görülürse ve pil gerilimi ile bu değişiyorsa kondansatör sağlamdır. Küçük kapasiteli kondansatörlerde kısa süreli sesli uyarı da duyulabilir. Buradaki görselimizde de elektronik devre elemanlarından olan röle görülmektedir. Röle nedir? Röle Düşük bir voltaj ve akım ile daha yüksek bir voltaj ve akımın kontrol edilmesini sağlayan elemanlardır. Rölenin elektrik devrelerindeki görevi nedir? Röleler elektrik devrelerinde anahtarlama görevini yaparlar. Üzerlerinden akım geçtiğinde aktif olurlar ve röleler 0,5 ila 70 amper akıma anahtarlık edebilirler. Röle çeşitleri nelerdir? Kullanımına bağlı olarak çok sayıda röle çeşidi vardır. Buradaki görselde kontak pozisyonlarına göre röle çeşitleri ve sembolleri gösterilmiştir. Rölenin sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? Rölelerin sağlamlık kontrolü iki aşamada yapılmaktadır. Birinci kontrolde avometre direnç pozisyonu alınarak rölenin bobin kısmı ölçülür. Avometrenin bu durumda direnç değeri göstermesi beklenir. İkinci aşamada kontak açık uçları tespit edilir. Bobin uçlarına enerji verilir ve kontakların kapanıp açılma sesinin duyulması beklenir. Bobin enerji verildiğinde açık olan uçların kapanması gerekmektedir. Evet arkadaşlar buradaki şekilde gördüğümüz röle 5 ayaklı bir röledir. Bu 5 ayaklı rölenin sağlamlık kontrolü şöyle yapılmaktadır. Buradaki 1 numaralı uç kontakların ortak ucudur. 2 ve 3 numaralı uçlar da bobin enerjilendirme uçlarıdır. 4 ve 5 numaralı uçlarda normalde kapalı ya da normalde açık kontak uçlarıdır. Bunlar tam tersi de olabilir. Ölçüm yapmadan önce ilk olarak ölçü aletimize kısa devre yani diyot kopukluk ölçüm kademesine getirmeliyiz. Daha sonra avometremizin kırmızı yani artı ucunu bir numaralı kontakların ortak ucuna değdiriyoruz. Daha sonra avometremizin siyah yani eksi ucunu da sırasıyla 4 ve 5 numaralı normalde kapalı ve normalde açık kontak uçlarına değdiriyoruz. Burada bu uçlardan birinde sesli uyarı vermelidir. Bu sesli uyarı veren ucu test ediyoruz. Daha sonra da 2 ve 3 numaralı uçlara yani bobin uçlarına doğru akım kaynağından enerji veriyoruz. Bu enerji ne kadar olmalıdır? Bu enerji role üzerinde kaç volt yazıyorsa o kadar olmalıdır. Mesela bu role 5 voltluksa 5 volt enerji veriyoruz. 12 voltluk bir role ise 12 volt enerji vermeliyiz. 2 ve 3 numaralı uçlara enerji verdikten sonra avometremizin kırmızı ucunu yine 1 numaraya değdiriyoruz. Ve siyah ucunu da tekrar 4 ve 5 numaralı uçlara temas sırasıyla temas ettiriyoruz. Burada az önce eğer 5 numaralı uç öttüyse bu sefer de enerjilendirdiğimizde 4 numaralı ucun ötmesi gerekmektedir. Eğer böyle bir şeyle karşılaşıyorsak bu sefer 4 öttüyse bu röle sağlam bir röledir. Buradaki görselimizde de elektronik devre elemanlarından olan transformatör görülmektedir. Transformatörlerin kullanım amacı nedir? Trafo olarak da adlandırılan transformatörler genel olarak bir elektrik elektronik devrenin voltajını veya akımını indirmek ya da yükseltmek için kullanılırlar. Transformatörlerin yapısı nasıldır? Transformatörün üzerinde şekilde de görüldüğü gibi iki sargı bulunmaktadır. Bu sargılardan birine primer, diğerine sekonder sargı adı verilmektedir. Primer ve sekonder sargılarının birbirine elektriksel olarak bir bağlantısı yoktur. Buradaki görselimizde de elektronik devre elemanlarından olan tristör, tristörün yapısı ve tristörün sembolü görülmektedir. Tristör nedir? Tristörün diğer ismi de kontrollü diyottur. Akımın tek yönde geçişine izin verir. Pn Pn yüzey birleşmeli yarı iletken bir elemandır. Çok küçük tetikleme akım ve gerilimleri ile kontrol edilebilirler. Hızlı anahtarlama görevlerinde bulunurlar. Kaç çeşit tristör vardır? G ucunun bağlı olduğu maddeye göre N kapılı ya da P kapılı olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Uygulamada daha çok P kapılı olanları kullanılır. Bu nedenle P kapılı tristörler daha çok üretilirler. Tristör küçük bir gate yani kapı akımıyla büyük akımların kontrolünü yapabilen yarı iletken sessiz bir anahtarlama devre elemanıdır. Entegre devre nedir? Elektronik devrelerde kullanılan transistör, direnç, kondansatör ve diyot gibi devre elemanlarının veya küçük devrelerin bir araya getirilerek bir bütün oluşturulup paketlenmesiyle meydana getirilen Şekilde de görülen elektronik devre elemanlarıdır. Oluşan bu devrenin uygun yerlerinden dışarıya bacaklar yani pinler çıkarılmıştır. Entegreler yonga, çip adı verilen yarı iletken bir yapıdadır. Evet arkadaşlar şimdi de konumuzla alakalı uygulama işlemlerine geçelim. İlk uygulamamız diyot sağlamlık kontrolüdür. Buradaki amacımız diyotun uygun ölçü aleti ile sağlamlık kontrolünü yapabilmektir. Bu işlem sırasında kullanacak olduğumuz araç ve gereçlerimiz şunlardır. Birinci aracımız diyottur. 4 adet. Daha sonra bir tane dijital ohometre ve krokodil uçlu 2 adet bağlantı kablosudur. Buradaki görselimizde diyot ve sembolü ile diyotun düz ve ters polarma kontrolü görülmektedir. İşlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak iş güvenliği tedbirlerini alarak tüm araç, gereç ve devre elemanlarımızı hazırlıyoruz. Daha sonra avometremizin seçim anahtarını diyot kopukluk kontrol pozisyonuna alıyoruz. Avometremizin uçlarını görselde de görüldüğü gibi krokodil uçları bağlantı kablolarını kullanarak diyot ayaklarına önce düz polar olacak şekilde daha sonra da ters polar olacak şekilde temas ettiriyoruz. Daha sonra okuduğumuz değerleri uygulama değerlendirme tablosuna not ediyoruz. Okunan değerlere göre diyot için sağlamlık durumunu değerlendiriyoruz. İşlemlerimiz bittikten sonra da araç ve gereçlerimizi yerlerine kaldırıyoruz. Diyot sağlamlık kontrol işlemimiz bittikten sonra yaptığımız işlere iş güvenliği tedbirlerinin alınması, malzemelerin eksiksiz hazırlanması, diyot düz polarma ölçümünün yapılması, diyot ters polarma ölçümünün yapılması, diyot sağlamlık değerlendirmesinin doğru olarak yapılması, araç ve gerecin Uygun bir şekilde yerlerine kaldırılması, temizlik ve düzen kurallarına uyulması yönlerinden gerekli değerlendirme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Konumuzla alakalı ikinci uygulamamız da dirençlerin kontrolü ve direnç değerlerinin ölçülmesidir. Buradaki amacımız uygun ölçü aleti ile muhtelif dirençlerin direnç değerlerini ölçebilmektir. Ölçüm sırasında kullanacak olduğumuz araç ve gereçler şunlardır. Karbon dirençler, termistör, LDR direnç, ayarlı direnç, dijital ohmmetre ve Krokodil uçlu bağlantı kabloları. Dirençlerin kontrol ve direnç değerlerinin ölçülme işlemlerini yapmadan önce ilk olarak iş güvenliği tedbirlerini alarak tüm araç, gereç ve devre elemanlarımızı hazırlıyoruz. Daha sonra avometremizin seçim anahtarını direnç okuma pozisyonuna alıyoruz. Avometre uçlarımızı görselde de görüldüğü gibi krokodil uçlu bağlantı kablolarını da kullanarak çeşitli direnç uçlarına temas ettiriyoruz ve direnç değerlerini okuyarak uygulama değerlendirme tablosuna not ediyoruz. İşlemlerimizin sonunda da araç ve gereçlerimizi yerlerine kaldırıyoruz. Direnç kontrol ve ölçüm işlemlerimiz bittikten sonra yaptığımız işlemlerimizi iş güvenliği tedbirlerinin alınması, malzemelerin eksiksiz hazırlanması, karbon dirençlerin değerlerinin doğru bir şekilde ölçülmesi, LDR'nin karanlık ve aydınlık ortamda direnç değerinin doğru bir şekilde ölçülmesi, NTC'nin normal oda sıcaklığında direnç değerinin doğru bir şekilde ölçülmesi. Potansiyometrenin direnç değeri aralığının doğru bir şekilde ölçülmesi. Araç ve gerecin uygun bir şekilde yerlerine kaldırılması, temizlik ve düzen kurallarına uyulması yönlerinden gerekli değerlendirme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Konumuzla alakalı üçüncü uygulamamız da transistör bacaklarının ve tipinin belirlenmesidir. Buradaki amacımız transistörün ayaklarını tespit ederek tipini belirlemektir. İşlem sırasında kullanacak olduğumuz araç ve gereçlerimiz şunlardır. Mutelif transistörler, dijital ohmetre, krokodil uçlu bağlantı kabloları. Transistör bacaklarının ve tipinin belirlenmesindeki işlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak iş güvenliği ve tedbirlerini alarak tüm araç, gereç ve devre namanlarımızı hazırlıyoruz. Daha sonra avometre seçim anahtarını diyot kontrol pozisyonuna getiriyoruz. Avometre uçlarını transistör ayaklarına görseldeki gibi krokodil kablolarını da kullanarak temas ettiriyoruz. Değer görülünceye kadar avometre uçlarını değiştirerek ayaklara temas ettirmeye devam ediyoruz. Bir uç sabitken diğer iki uç direnç değeri gösteriyorsa az değer gösteren ayak kolektör, yüksek değer gösteren emiter ve sabit ayak ise beyzdir. Bu durumda bez üzerinde pozitif uç varsa bu transistör NPN tipinde bir transistördür. Beyz ucunda negatif uç varsa bu transistör PNP tipinde bir transistördür. Ammetrede gördüğümüz değerleri uygulama değerlendirme tablosuna not ederek transistörü değerlendiriyoruz. İşlemlerimiz sonunda da araç ve gereçlerimizi düzgünce yerlerine kaldırıyoruz. Transistör bacaklarını ve tipini belirledikten sonra yaptığımız işlemleri iş güvenliği tedbirlerinin alınması, malzemelerin eksiksiz hazırlanması, emiter, beyz ve kolektör bacaklarının doğru bir şekilde tayin edilmesi, transistör tipinin doğru bir şekilde tayin edilmesi, araç ve gerecin uygun bir şekilde yerlerine kaldırılması, temizlik ve düzen kurallarına uyulması yönlerinden gerekli değerlendirme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Konumuzla alakalı son uygulama işlemimiz de kondansatör sağlamlık kontrolüdür. Buradaki amacımız kondansatörün sağlamlık kontrolünü yapabilmektir. Bu işlem sırasında kullanacak olduğumuz araç ve gereçler şunlardır. Kondansatör, dijital amometre, krokodil uçlu bağlantı kabloları. Kondansatör sağlamlık kontrolü işlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak iş güvenliği tedbirlerini alarak tüm araç, gereç ve diğer elemanlarımızı hazırlıyoruz. Daha sonra amometre seçim anahtarını diyot kopukluk kontrol pozisyonuna getiriyoruz. Avometre uçlarını kondensatör ayaklarına görseldeki gibi artı artıya ve eksi eksiye gelecek şekilde krokodil kabloları yardımıyla temas ettiriyoruz ve avometredeki değerleri okuyoruz. Okunan değerleri uygulama değerlendirme tablosuna kaydediyoruz. Daha sonra da kondansatörümüzü değerlendiriyoruz. İşlemlerimiz bittikten sonra da araç ve gereçlerimizi düzgünce yerlerine kaldırıyoruz. Kondansatör sağlamlık kontrol işlemimiz bittikten sonra yaptığımız işlemleri iş güvenliği tedbirlerinin alınması, malzemelerin eksiksiz hazırlanması, kondansatörün sağlamlığının doğru olarak kontrol edilmesi, araç ve gerecin uygun bir şekilde yerlerine kaldırılması, temizlik ve düzen kurallarına uyulması yönlerinden gerekli değerlendirme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de konumuzla alakalı birkaç tane test sorusu cevaplayalım. Elektron akışına karşı gösterilen zorluğa ne denilmektedir? Elektron akışına karşı gösterilen zorluğa direnç denilmektedir. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi? Yapıldıkları maddelere göre dirençleri sınıflandırma çeşitlerinden değildir. Karbon dirençler, telli dirençler, ipli dirençler, cernet dirençler. Evet arkadaşlar ipli direnç yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. Resimdeki sembol hangi elektronik devre elemanına aittir? Buradaki sembol Zener diyota ait olan bir semboldür. Cevabımız C şıkkıdır. Yapılan kontrol sonucunda diyot bir yönde akım geçiriyor, diğer yönde geçirmiyor ise bu diyot için söylenen e, ne olmalıdır? Evet arkadaşlar bu diyotun sağlam olduğunu göstermektedir. Cevabımız D şıkkıdır. Karşılıklı iki iletken ve bunların arasında bulunan bir yalıtkandan oluşan ve elektrik yükü depo edebilme yeteneğine sahip devre elemanı nedir? Evet arkadaşlar bu devre elemanı kondansatördür. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi kondansatörün birimidir? Kondansatör birimi farattır. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bir kondansatör çeşidi değildir? Seramik, kağıt, tahta, mika. E, tahta kondansatör diye bir şey yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi direnç birimidir? Direnç birimi ohmdur. Cevabımız D şıkkıdır. Kahverengi, sarı, kırmızı, gümüş renk kodları olan bir direncin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir? Kahverenginin sayısal değeri 1, sarının sayısal değeri 4 ve kırmızının da e, tolerans değeri 2 olduğuna göre burada e, 1 4 yanına da iki tane 0 koymamız gerekiyor. 1410 bulunmaktadır. Cevabımız C şıkkındadır. Yandaki verilen direncin ohm değeri aşağıdakilerden hangisidir? E, şimdiki buradaki dirençte 3 e, tane kırmızı renk yan yana verilmiş ve sonda da e, bir yeşil renk verilmiş herhalde. E, bu kırmızı renklerin değeri 2 olduğuna göre 2 e, tane 2 yan yana gelecek ve yanına da 2 tane 0 gelmesi lazım. O zaman cevabımız A şıkkıdır. 2210. Aşağıdakilerden hangisi diyotun sembolüdür? E, burada diyotun sembolü C şıkkında görülmektedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi diyotun kutuplarının isimlerindendir? E, Diyotun kutupları anot ve katot olarak adlandırılmaktadır. Cevabımız B şıkkıdır. Yandaki sembol neyi ifade etmektedir? E, burada görülen sembol transistörün sembolüdür. E, cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi? Transformatörde bulunan sargıların isimleridir. Transformatörde primer ve sekonder sargılar bulunmaktadır. Cevabımız C şıkkındadır. Yandaki sembol neyi ifade etmektedir? E burada görülen sembol transformatör ait bir semboldür. Cevabımız A şıkkıdır. Düşük bir voltaj ve akım kullanarak daha yüksek bir voltaj ve akımı kontrol etmemizi sağlayan devre elemanına ne denir? E, bu devre elemanı röledir. Cevabımız A şıkkıdır. Yanındaki sembol ne ifade etmektedir? E, buradaki sembol tristör ait olan bir semboldür. Cevabımız D şıkkıdır. Bir yarı iletken madenin içine veya üzerine Katı ve gözüneksiz durumdaki çok küçük elemanların bir grup halinde biçimlendirilip uygun bir şekilde birbirine bağlanması suretiyle oluşturulan tümleşik devreye ne denir? Böyle devrelere entegre devre denilmektedir. Cevabımız B şıkkıdır. Bir farad kaç mikrofaraddır? Bir farad 10 üzeri 6 mikrofaraddır. Cevabımız A şıkkıdır. 78 yanında da iki tane rakam var arkadaşlar. Bu entegredeki bu xx rakamları ne ifade etmektedir deniyor? Buradaki son iki rakam arkadaşlar çıkış gelimini ifade etmektedir. Cevabımız B şıkkıdır. Araçlarda kullanılan elektronik devre elemanlarının kontrolünü anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.